Lavabolarda şişelerimiz var. Şişeleri teker teker buraya getiriyoruz. Doldurup içeri taşıyoruz. Teneffüs aralarında mı yapıyorsunuz bunları? Evet. Teneffüs yetmediği zaman da dersi de azıcık o oluyor. Peki böyle su sorunundan dolayı tabii temizlik sorunu yaşanıyordur değil mi içeride? Evet, yaşanıyor. Muammer abici. Biz okulda herkes getiriyor şişeleriyle 5 litrelik, 2,5 litrelik ve bu tanker sayesinde oluyor. Öğütlü tuvaletlerimizi, ellerimizi yıkayamıyor. Tek tuvaletlerimizi yetiyor. Evet. Sen evden su getirip geliyor musun böyle okula? Evet. Mecbur kalıyorsun. Evet. Mesela şimdi eller falan kirlendi, değil mi? Bunları Evet. yıkayacaksın. Yıkamak için su yok evde. Evet. Okulda da su yok. Evet. Evet. Başka tek bu tankerden yapıyoruz okulda. Peki, teşekkür ederiz. Evet, seni dinleyelim abi. Senin adın ne? Enes. Evet, Enes, sen anlat bakalım. İçecek suyumuz olmuyor. Koçarlı Belediyesi bu tankeri getirdi ama bu su da içilmiyor. Okulda da çeşmeler ara sıra geldiği için hiçbir şey yapamıyoruz. Suyumuzu tuvaletlere anca yetiyor. Temizlik yapamıyoruz sınıflarda. Biz yaklaşık 5-6 aydır su sorunumuz had safhada. Evet. Bugün benim burada köyün en altında olmasına rağmen evim, bir hafta 10 gün 15 günde bir ancak, yani nasıl dediğim 500 kilo kadar, 500 litre kadar bir su ancak alabiliyorum. Bu suyla benim aşağıda hayvanlarım var. Hayvanlarıma mı bakacağım? Kendimiz 7-8 nüfusumuz var. Bu sorunumuzu duyup geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben 4 yıldır muhtarım ama 30 yıldır bu su sorunu yaşanıyor. Nitekim köklü bir çözüm bulunmadı. 4 yıldır ben de geçen sene sondaj çakıldı, su çıkmadı, kapandı. Yine de sokağa çıkmıyorum. Ufacık çocuklar muhtar suyu ne zaman salacaksın? Var bir şeydi ben salmıyor mu? Yani yaşlı kadınlardan duyduğum kavga bezdim yani. Ben çok bezdim bu susuzluktan. Bu susuzluğa bir an önce çare bulunmasını istiyorum. Benim yukarımda tarımsal sulama göleti var büyük. Köyün üzerinde. 5 kilometre falan üzerinde. Bu suyu tarımsal sulamaya dağılsa hem köy susuzluktan kurtulur hem de millet köylü demek ne demek? Köylü milletin efendisi üreten demek. Köylü sosyal hizmetlere bağımlı hale geldi. Yüzünü yıkayacak suyu yok ki tarımsal üretimi nasıl yapsın? Hayvancılık nasıl yapsın? Ya bu su dağılsa 300 hanenin 50 hane 100 hanesi ticari anlamda bir şeyler yapar. Ama geri kalan haneler de yiyeceği zebzeyi yumurtayı varınca kadar marketten alıyor köylü. Köylü demek ne demek? Pazara inerken arabası boş iniyor. Çıkarken dolu çıkıyor pazardan. Köylülük bu değil. Köylü demek üreten demek. Pazara bir şeyler ürettiği bir şeyler götürüp pazarda satıp parayla geri dönmek demek. Bizim tam tersine köylümüz, şehirlimiz yani ne olduğumuz belli değil. Bu şekilde bir köylülük nasıl olacak? Yani burada seçim zamanı gelip herkes her şeyi yapacak. Şimdi muhtarların sorunları. Büyükşehir yasası çıktı, büyükşehir oldu. Acaba bu muhtarlarımız sorunları ne? Hiç dinleyen yok. Sorunumuzu anlatacak bir merci yok.